Selamünaleyküm arkadaşlar, ben Niyakıt Paşa, yeni videoma hoş geldiniz. Evet, gördüğünüz gibi Hearts of Iron 3 serimiz kaldığı yerden güzel bir şekilde ve en zor seviyede Türkiye Cumhuriyeti'nden devam ediyor. Evet, her zamanki gibi oyunu oynamaya devam etmeden önce çok kısa bir şekilde önceki bölüm hakkında sizlere bilgi vermek istiyorum. Önceki bölümde Arap Yarımadası'ndaki savaşımız Amerika'ya karşı devam etti. Maalesef istediğimiz zafere ulaşamadık daha Amerika'ya karşı. Gördüğünüz gibi biraz da toprak kaybettik. Ama yakın zamanda Amerika'ya karşı gelebileceğiz ve Amerika'yı buradan çıkaracağız Allah'ın izniyle. Evet. Gördüğünüz gibi birliklerimiz buradan geri çekildi. Neden? Çünkü arkadaşlar burada düşmanlarımız bizim burada bulunan daha komando tugaylarını sıkıştırabilirdi. Eğer ki buradaki bildiğimiz saldırıya uğrasaydı ve geri çekilmek zorunda kalsaydı. Onun için ben ne olur ne olmaz diye geri çektim. Ve yeniden toparlanmak için evet buraya geri çekildik. Bu bölgeye. Yakın zamanda yeniden saldırı başlatacağım ve düşmanıma karşı gelmeye çalışacağım. Ve ilerlemesini durduracağım Allah izin verirse. Evet ve arkadaşlar Orta Amerika'daki seferimiz güzel bir şekilde devam ediyor. Gördüğünüz gibi Meksika'nın birkaç limanını ele geçirdik burada. Biliyorsunuz ki amacımız buradan böyle ilerlemekti. Ama maalesef istediğimiz gibi burada savaş gitmedi çünkü düşman kendini savunacağı bölgeyi buldu ve gördüğünüz gibi şu anda düşman burada duruyor. Olsun, biz ikinci planımızı yerine getirdik. Gördüğünüz gibi iki tane hareket başlattık ve yakın zamanda arkadaşlar düşmanın erzak yollarını kapatıp buradaki düşmanlarımızı güzel bir şekilde dedim, affedersiniz dilim sürçtü, güzel bir şekilde ezip geçeceğiz Allah'ın izniyle. Evet arkadaşlar, çok güzel gidiyor buradaki savaşımız, doğruyu söylemek gerekirse. Evet, belki istediğimiz gibi tam olarak gitmedi ama en azından arkadaşı biraz daha ilerleme kaydedebildik. Ama asker sayımız daha az bu bölgede. Niye böyle bir şey diyorum? Çünkü Meksika'nın ordusu beklediğimden daha büyük, doğruyu söylemek gerekirse. Bu kadar birliğe sahip olduğunu bilmiyordum. Evet, ama olsun, yeteri kadar askerimiz var savaşacak. Erzak gemilerimiz buraya doğru yol alıyor mu bilmiyorum ama yeteri kadar erzak olduğunu söylüyor bize oyunumuz. İnşallah da böyledir. İngiltere belki bize erzak gönderiyordu bilmiyorum ama ileride öğreneceğiz. Şimdi bu planı kapatalım çünkü biraz rahatsız ediyor beni. Savaşırken arkadaşı doğru düzgün düşünemiyorum plan açık olunca, doğruyu söylemek gerekirse. Halbuki plan açık olunca daha doğru düzgün düşünüp savaşabilirim ama ne bileyim, biraz rahatsız ediyor benim planım maalesef. Oyun durdu ancak bakabiliyorum arkadaşlar. Evet, buradaki savaşı kazanmışık. Çok güzel. Gördüğünüz gibi en azından biraz daha karşılık verebiliyoruz. Buradaki olay ne olmuş? Buradaki olay gittikçe sorun oluşturuyor arkadaşlar. Bir önce milislerimizi gönderip bunları imha ederim. İmha ederim diyemedim. Affedersiniz. Neden? Çünkü biraz hastayım. Boğazım ağrıyor. Her an öksürebilirim arkadaşlar. Dikkat edin yani. Kulaklık takıyorsan sesini kısın. Ama elimden gelirse arkadaşa hemen mikrofonu kapatırım. Sıkıntı yok. Ne zaman öksüreceğim galiba bileceğim herhalde. Değil mi? Bilmiyorum, emin değilim. Şimdi askerlerimizi burada geri çekebildik. Takviye yolda, daha yakın zamanda hazırlanıp saldıracağız. Allah izin verirse. İstersek ilerleyebiliriz buradan yavaş yavaş. Evet, başlayalım biz saldırımıza. Buradan, buradan ve buradan yüklenelim düşmanımıza. Evet. Buradaki savaş şu anda istediğim gibi gidiyor. Çok güzel. Amerikan ordusu buradaki savaşı kaybedecek. Bizim daha komando tugaylar biliyorsunuz baya bir arkadaşlar. Tecrübe topladı gördüğünüz gibi. Çok güçlü askerler oldu da. Böylelikle arkadaşlar savaşlarda daha iyi savaşıp düşmanı yenebiliyor. Önceden biliyorsunuz oyuna başlamadan daha komando tugayları yetiştirmiştim. Tüm orduyu yok ederek. Çünkü biliyordum ileride tecrübe topladıklarında daha güçlü savaşabileceklerini. Onun için de arkadaşlar daha komando tugayı eğittim. Evet, buradaki savaş istediğim gibi gitmiyor. İtalyan ordusu karşılık veremiyor. Evet, keşke hiç vermeseydi bu ordu İtalya, daha iyiydi. Bunları imha mı etsek, geri mi göndersek memleketlerine? Valla teker teker geri göndereceğim. Nasıl yapıldığı şimdi aklıma gelmiyor. Galiba böyleydi. Niye geri gönderemiyorum? Nerede İtalya? Yanlış yerim bastım. Evet, buradaymış. Yanlış basmışım. Hepsi geri gitsin abi, istemiyorum. Teşekkürler, yardımcı oldu bana bu birlikler ama istemiyorum artık.
Çünkü kafamı karıştırıyor gereksiz yere. Zaten ordumun düzeni bozuldu. Maalesef. Biliyorum böyle oyunlarda biraz düzenin bozulabilir arkadaşlar. Elimden gelen bir şey değil. Ne kadar böyle oyundan oynasam da iyi bir oyuncu değilim doğruyu söylemek gerekirse. Buradaki olay benim hoşuma gitmedi. Bu da çatışmaya girdi bizimkiler. Sorun değil. Buradaki birlik destek olsun saldırıya. Bunlara daha saldırmayalım. Biraz erken. Arka planda daha bir sürü birliğimiz var arkadaşlar. Ama şu anda gerek olmadığını düşünüyorum. Baya bir gemimiz de var. Evet. İstesek kullanabiliriz ama ne için? Gerek yok ki şu anda. Şu anda kimse sorun oluşturmuyor. Amerika'yı biraz daha güçlü beklerdim. Niyeyse çok güçlü değilmiş. Say, bizim taşıma donanmaları nerede? Çok güzel, çok güzel. Takviye yakın zamanda gelecek. Buradaki savaş kazan. Başkent abi boş resmen ya. Şimdi burada çaresiz kaldım doğruyu söylemek gerekirse. Niye diyeceksiniz? Çünkü arkadaşlar şöyle bir şey var. Ya ben başkenti gireceğim ve burada bir cephede boşluk bırakacağım. Veya buradaki birlikte saldıracağım ve başkenti görmemezlikten geleceğim. Ama hepimiz biliyoruz ki tüm erzaklar başkentten geliyor. Hem burayı ele geçirdik mi buradaki erzakların sahibi biz olacağız. Yani buradaki birliklerimiz savaşın sonuna kadar yeteri kadar erzağı olacak. Ama düşmanımızın ne kadar erzağı var bilmiyoruz, değil mi? Galiba. Evet, oyun şu anda Almanca biliyorum. Bazı arkadaşlar bana kızacak niye Almanca diye ama arkadaşlar vallahi işten geldim. Yapmadım açıkçası. Zor sundum doğruyu söylemek gerekirse. Yani üşendim diyelim. Zor sunmak diye bir kelime yok da üşendim. Yok görmüyoruz maalesef. Bir tane biz buraya bir şey gönderelim. Casus bakalım bakayım. Bakalım bakayım diyorum da zaman kaybetmeye gelmez. Abi ben ne yapacağımı biliyorum. Buradan biz saldıracağız. Buradaki birlik bunlara yüklenecek ve buradaki birlik de destek olacak. Cephede bir boşluk oluşacak ama ne yapalım? Olsun sorun değil. Buradaki birliklerin biri çatışmaya girmiş. Sorun yok. Daha komando tugadan nasıl erzak almaz abi ya? Yakıt mı yok? Var. O kadar yakıt topladık. Delirtmeyin beni aslanlarım. Allah Allah. Yani. Destek almadan yükleniyoruz buraya. Buradan da bir destek alsak daha uygun olmaz mıydı? Ama mecbur kaldık abi. Şu anda savaş iyi gidiyor. Dur bir. Takviye vardım istediğim yere. Yok, daha geliyor arkadaşlar. Gelsinler bakayım. Sorun yok. Şimdi bunlar buraya gelsin. Pasif bir şekilde kimseye dokunmadan, evet, hiçbir şeye karışmamış gibi davransın. Olaylara girmesin. Çünkü bu taşıma donanması savaşıp ne yapacak? Çok güzel araştırmalar güzel bir şekilde istediğimiz gibi bitiyor. İzin vermek istiyor musunuz diyor. Yok. Kimse giriş izni vermiyorum arkadaş. Benim. Bombardıman altına alındık abi. Sorun değil. Birazdan bombardıman bitecek. Şu toprakla ele geçelim. Oo, buradan düşman bizi fark ettik galiba. Sorun yok. Takviye yolda. Değil mi? Nerede bizim takviye abi? Benim donanmam nerede? Donanma burada değil. Hemen sorun çözülsün. Alıyoruz buradaki dur bir buradaki birlikler 3. piyade tümeni 23. topçu tugayı hangisi 6. mıydı buradaki olan 3. piyade tümeni 3. piyade tümeni burada kalacak geri kalan benden gelecek abi niye gemiye binmiyorsunuz utanıyor musunuz sıkıntınız ne? Gemiye binin be. Aa, gemide yer kalmamış. Tamam, hepsi için sorun değil. Şimdi gelin bakalım. Söz tutun azıcık. Hadi. Çok şükür. Başkent yakın zamanda düşecek. Düşmanın başkenti düşerse savaş bitmez mi abi ya?
Düşmanın önemli bölgelerini ele geçirmiş miyiz? Bir bakalım bakayım. Yok. Ama ele geçireceğiz yakın zamanda iki bölgesinde. Meksika'ya karşı amacımız ne olsun? Hiçbir şey isteyemiyor şu anda. Aa, bu olmadı abi ya. Tüm topraklarını ele geçirmek istiyordum ama nasip değilmiş demek ki maalesef. Hadi aslanlarım. Amerika diyorum. Arap Yarımadası'ndaki savaş şu anda nasıl gidiyor? Fena değil. Düşmana karşı güzel bir şekilde buradan yükleniyoruz. Buradaki birliklerimiz maalesef fazla değil. Hazır oldukları zaman arkadaşlar saldırı başlatacağım bu bölgeye ve bu bölgeye. Burada gereksiz yere arkadaşlar düşmanlarımız bizi yoruyor. Daha doğrusu isyancılar diyelim. Yakın zamanda ama bu sorunu burada çözeceğiz. Allah'ın izniyle %67. Böyle devam. Hadi bakalım. Düşman burada düşecek. Evet. Çok güzel. Evet. Bu da çok güzel. Buradaki birliklerimiz burada kalsın. Buradaki limanı kaybetmek istemem. Buradaki savaşı kazandık. O zaman ilerlemeye devam edelim. Burada bir tane birlik geride kalsın. Milisler ve İtalyan birlikleri. Burada bir saldırı başlatalım. Saldırı desteği verelim bunlara da. Evet, güzel gözüküyor. Evet, Amerika'ya karşı koyabiliriz arkadaşlar. Allah'a çok şükür gördüğünüz gibi. Şimdi sadece amacımız burada biraz daha kendimizi savunmak olacak. Burada da ilerlemeye çalışacağız. Subay sayımız %89'a düştü biliyorum. Onun için arkadaşlar bir değişiklik yapacağız. Ya da bırakacağız böyle. Teknoloji benim için daha önemli şu anda. Ne kadar çok teknoloji araştırsak o kadar iyi. Yo, Deutschler nerede ya? Wo sind die Deutschen? Yani Almanlar nerede? Aa, her tarafta insan çıkarmayın ya. Ne kadar mutsuzsunuz ya. Azıcık mutlu olun, azıcık sırıtın be abi. Almanya'da bir şey yapmıyor abi. Hepsi uyuyor ya. Japonya'dan bir ses var mı? Yok. Japonya helal olsun. Burayı ele geçirmiş de. Benim istediğim ellere daha bir saldırı başlamamış maalesef. Acaba Amerikan donanması mı durduruyor ittifak kurduğumuz ülkeleri, dostlarımızı, kankalarımızı. Oo abi o başkent düşerse düşmesi lazım. Şimdi 4 tane birlik veya tam direkt dur. Bunu bırakalım geri. Bunu bırakalım. Geri kalan birlikler de gelsin benden. Daha komando tugaylarını almadım abi. Evet, hepiniz buraya gelin. Bana lazımsınız. Bir an önce giriş yapmamız lazım. Hadi. Hadi. Hadi beni yormayın. Hadi. Çabuk olun. Taşıma donanması. Aa, bunları gruplaştırmadım be abi. Meksika'yı böyle geçelim sonra yeniden oluştururuz olduğumuzu. Yeniden bir kurarız, düzene sokarız. Çünkü böyle olmayacak. İşler gerçekten karıştı. Savaşlar biraz bitecek diye böyle davranıyorum galiba. Çünkü yakın zamanda böyle giderse Amerika da çabuk bir şekilde çöker diye düşünüyorum. Limanlarına tek tek inersek askerlerimizi arkadaşa indirirsek limanlara o zaman düşman fazla dayanacağını sanmıyorum bize karşı. Bilmiyorum ya, ne bileyim. Donanmam nerede benim? Askerlerin büyük bir kısmını buraya getireceğim o kesin. Evet, donanmam gelmiş. Askerler panzerleri alalım mı? Yok, panzerler için erken. Bahriyeliler isteyeceğim desem yalan olur. Yok olmaz. Piyade isteyeceğim. Piyade lazım bana. Gördüğünüz gibi gemilere bindirelim ve getirelim hemen. Buraya. Hadi bakalım. Pasif bir şekilde gel. Şimdi Meksika'yı ele geçirdikten sonra burada bir cephe oluşturacağım galiba ilk önce. Yeniden bir orduyu oluşturacağım Meksika'da sonra istilamı başlayacağım. Amacım ilk önce buradaki limanlara inmek olacak. Başarabilirsen tabii ki. Limanlar ele geçirdikten sonra arkadaşlar burada bir cephe oluşturmak benim görevim olacak. Daha sonra yavaş yavaş Amerika'nın içine doğru girmeye çalışacağız. Evet. Amerika'ya direkt giriş yapsaydım Amerika karşılık verebilir miydi acaba bana? Hiçbir fikrim yok doğruyu söylemek. Toprak kaybetmiş gene. Burada bir çatışma başladı.
Burada bunlar nereden çıktı? Sorun yok. Burada tak destek olalım buradaki bildiklerimize. Yeteri kadar askerimiz var şu anda. Başkent düştü. Düşman ne düşünüyor bu konu hakkında? Savaşı kaybetmem diyor abi. Daha savaşı kaybetmem diyor adamlar. Önemli topraklar daha tam olarak düşmedi tabii ki. Sorun değil. Erzakların hepsi bizim değil mi? Evet. Ho. Yeteri kadar erzak ve yakıt var. Şimdi sadece ilerlememiz lazım. O birlik orada kalsın bakalım. Düşman burada şu anda bize karşılık veriyor. Burayı ele geçirseydik burada hemen buraya doğru ilerlerdik. İyi, başkentin burada olması benim işime yarayacaktır. Çünkü yakın zamanda buraya bir yerden giriş yaparız. Buradaki düşmanlarımız erzak alamaz. Bir saldırı denesem mi be abi? Deneyeceğim. Bir bakalım bakayım düşman karşılık verebiliyor mu burada? Çünkü erzakları bir an gitmiş olması lazım. Yok abi, daha karşılık verebiliyorlar. Erzak sorunları yok galiba tam olarak. Yok abi, erzakları yeteri kadar var. Saldırıyı durduruyoruz. Yeniden. Daha erken. Bir saldırı başlatmak için. Yok. Giriş izni vermiyorum sana. Git başkasına. Benden sana giriş izni yok. Şimdi taşıma gemilerini hemen memlekete gönderiyoruz. İstanbul'a. Evet, hadi bakalım. Biraz öksürmek zorunda kaldım maalesef. Güzel, güzel. %57. Buradaki savaşı kaybetmişik. Bir milise karşı mı ya? Alman ordusu nerede? Delirtmesinler beni. Bir isyanı mı çökertemediler? Ben çöker demedim halbise ama ben ne yapayım? Beklemedim ki orada isyan çıkacağı. Orada şu anda askerim bulunmuyor. İstanbul'dan asker göndermek istemiyorum ya oraya ta. Ne işim var orada? Şimdi burada ilerleme kaydetmedik daha bir türlü. Burada ilerleme kaydedememiştik. Sorun değil, buradaki birliklerimiz ilerlesin. Saldırıya başladım. Buraya ele geçtikten sonra buradaki birliklere saldırı başlatacağım. Hemen kazandık. Çok güzel, çok güzel. O düşmanlarımızı ezip geçiyoruz. Nadatıt buraya aldık abi. Burada biraz birliklerimiz dayanabilsin ne mutlu. Hadi be, dağlık bir bölgede savaşıyorsunuz. Savunmayı yapan sizsiniz. Takviye de göndereceğim söz. Biraz dişinizi sıkın. Hadi. Şimdi benim amacım elimden gelirse şurayı ve şurayı ile geçirmek olacak. Veya burayı. Yeter ki erzak yolunu kapatırım diye. Çünkü buradaki birlikte erzak alamazsa o zaman işimiz daha kolay olur. Önemli topraktan büyük bir kısmını ele geçirdik. Sahi ben niye havacılara getirmiyorum ki abi? Havacılarla burayı bir zıplasam. Tamam o zaman. Jortlar. Ama çok yakıt harcarız. Biraz tehlikeli o iş abi. Biraz tehlikeli. Olmaz. Puebla'da savaş kaybettim mi? Ya ne yaptınız abi ya? Kazanıyordunuz ne güzel. Yolda mı bunlar? Çok güzel. O zaman bunlar buraya gelsin hemen. Üf. Yenilgiye gereksiz yere yenilgiye uğradın abi ya. İyi, geri çekil, takviye göndeririz yakın zamanda. Ele geçirdik. Bir dinlensin buradaki birlikler. Sorun yok. Her şey çözülür. Buradaki birlik destek olsun. Buradaki savaş bir an önce bitmesi lazım çünkü. %92. Tamam, buradaki birlik fazla karşılık veremez bize. Buradaki birlik de daha dayanıklı çıktı ya. Niyeyse artık. Onun orada erzak sakladı. Galiba yarım ekmek yiyorlar. Erzak bitmesin diye. Bir ekmek yerine. Ekmeklerinizi elinizden alacağım. Oha. Öleceksiniz. Tövbe tövbe. Kafayı yedim ya. Böyle oyunları artık oynamasam fazla iyi olur. Bugün dünyayı ele geçirmeye çalıştım. Kötü kötü planlarımdan. Dur, ne diyorum ben ya? Oyuna konsantre olmam lazım. Şimdi abi ne yapıyoruz? Bir istila başlatsam. Çok asker var ya. Bir istila başlatsam güzel olmaz mı ama? Dur lan. Bahriyeliler lazım bana. Evet. Getir bakayım sen buraya.
Bana Bahriyeliler lazım. Panama Kanal sonradan aklıma geldi arkadaşlar. O Panama Kanal bizim olursa o zaman biz buradan da istilaya başlarız. Wow! Meksika'nın, dur, Meksika'nın buradaki limanlarda da yüklenebiliriz abi. Tamam o zaman zafer bizim. Haha. Havacılar getirtirsem mi ya? Hiçbir fikrim yok doğruyu söylemek gerekirse. İki tane havacı bildiğimiz mi şu anda hazır? Galiba evet. Uçaklarımız nerede? Bizim. Hava indirme. Evet burada. Burada liman yok mu? O paramız mı yetmedi liman yaptırmak için? Dur bir liman boşaltalım. Çek şu Rusya uçaklarını ya. Ya da gelsin de bakayım buraya. Havacılar. Onlar vardıktan sonra, hazır olduktan sonra bir tane havacı yetiştirmiş olmam lazım herhalde. Evet, burada. Onları ekleriz, sonra uçaklara bindirir, göndeririz arkadaşlar. Şimdi ben burada ne arıyorum abi? Uçakları aramıyor muyum ben? Evet, gelsin bakayım buraya. Lazım bize çünkü havacıları arkadaşa kullanacağız Meksika Savaşı'nda. Sen plan çizmeye gerek yok şu anda. Başkenti ele geçirmeyecekmişim normalde planıma göre ama niyeyse ele geçirdik. Önümüzdeki bölüm yeni bir plan çizeriz. Önemli bölgeleri ele geçirmek için yeni bir çözüm yolu buluruz. Galiba şu limanı ele geçirdim arkadaşlar. Bahriyeliler Panama Kanalı ele geçtikten sonra. Çünkü buradan daha ilerlememiz kolay olur diye düşünüyorum. Evet. Ondan sonra buraya doğru gideriz. Belki buraya düştükten sonra arkadaşlar savaş bile biter. Bakayım bakayım düşmanımın şu anda ne kadar dayanma gücü var. Fazla yok. Tüm de ele geçirme şeyini savaş nedeni eklemiş miyim acaba ya? Hiç hatırlamıyorum ki doğru söylüyorum. Burada istemediğim bir olay oluşuyor. Ne oluyor abi burada? Burada ne tür güçlü birliğe karşı savaşıyorsunuz da geri çekilmek zorunda kalıyorsunuz. Of kırıp geçmişler. Geri çekilin o zaman. Başka çaremiz yok. Başka çaremiz yok. Açık alanda bizi yediler abi. Evet. Çok güzel. Şimdi bu bildiklerimiz buraya giriş yaptı mı? Beklemek zorundayız. Ondan sonra yeniden bir saldırı başlatırız. Belki buraya ele geçeceğiz. Düşmanlarımızı burada sıkıştırmaya çalışacağım. Elimde imkan olsa. Şimdi düşmanlarımızın zayıf noktası var mı bilmiyorum. Ama şöyle bir şey yapabileceğime eminim arkadaşlar. Bu birlikleri alıyorum ve buraya gönderiyorum. Çünkü buradan bir saldırı başlatacağım bu bölgeye geçmek için. Buradaki erzak yollarını kapatmak istiyorum. Evet. Buraya erzak gitmesin abi. Adamla ölümüne savaşıyor buradaki erzak yolları kapanmasın diye. Çünkü düşmanımız galiba böyle bir erzak yolu kurmuştu diye düşünüyorum. Yani işte otomatik oyun erzak yolunu kuruyor bildiğiniz gibi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Mesela örnek gösterirsen bakın burada oyun erzak yolunu kuruyor arkadaşlar otomatik olarak. Yeşil bölgeler erzak gittiği yollar gördüğünüz gibi. Onu demek istiyorum yani. Ha isyanları da çıkarıp durmayın ya. Üf, bunlar ne? Amerika'da hep bir isyan çıkarıp duruyor amacı ne ya? Adam gibi savaş şöyle. Karşılık ver doğru düzgün bir şekilde. Yiğit delikanlı savaşırım. Ben de isyan çıkaracaktım ama. Zamanında. Bir de diyorum ki yiğit delikanlıca savaşalım. Kendim ben niye isyan çıkarmaya çalışıyorum o zaman? Allah Allah. Kimse ilerlemiyor bu bölgeyi. İyi o zaman bu fırsatı bilelim arkadaşlar ve kendimiz ilerleyelim. Burayı yakın zamanda ele geçireceğiz. Çok güzel. Garnizon öyle bir yavaş ilerliyor ki bizim piyadede daha hızlı arkadaşlar. Bunlar geri çekiliyor garnizon. Sen devam ele geçirmeye bak. Bekle senin hesabını düreceğim ben. Saldırıya uğradık burada sıkıntı yok. Şimdi burada bir birlik bırakıyoruz. Geri kalan birliklerden buradan saldırıyoruz arkadaşlar. Keşke hepsine saldırmasaydım. Pişman oldum görüyor musunuz? Neden? Çünkü buradan bir saldırı başlatabilirdim. Yok ya sıkıştırmaya çalışalım. Evet çünkü buraya ele geçirsem ve buraya ele geçirsem o zaman buradaki birlikler sıkışacak. Evet onunsa açlıktan ölecek diye. Yani abi. Evet. Şimdi erzak yolunu kapatıyorum abi. Hayırlı olsun hepimize. Tabi zamanda yetişebilirsem düşmanlarımız yeni bir cephe oluşturuyor. Ama geç kalacaklar.
İyi bir kale de varmış burada. Oo, bazı arkadaşlar bu sesi kesin beğenmeyecekti. Beğenmiyordu daha doğrusu. Bu ses ne anlama geliyor? Zamanımızın bittiğini. Evet. Biliyorum bölümler kısa ve arkadaşlar her gün yeni bir video gelmiyor. Serilerimiz yavaş bir şekilde devam ediyor ama maalesef elimden ancak bu kadar geliyor. Çünkü arkadaşlar ben hem çalışıyorum hem de okuyorum. Belki aranızda benim gibi çalışan ve okuyan vardı aynı anda. Kolay değil. Hepimiz biliyoruz. Evet. Hoşça kalın.